Bu videonun amacı en kısa yol bulma algoritmalarından Bell-Mumford algoritmasını anlatmaktır. Bell-Mumford algoritması yapı olarak Dijkstra algoritmasına benzemektedir. Ve Dijkstra algoritmasında olduğu gibi bir adet başlangıç düğümünden başlayarak grafta bulunan bütün diğer düğümlere gidilebilecek en kısa yolu hesaplar. Örnek olarak başlangıç düğümümüzü A düğümü kabul edelim. Bu durumda Bell-Mumford algoritması A düğümünden başlayarak diğer bütün düğümlere gidilebilen en kısa yolu, örneğin A'dan C'ye, A'dan F'ye veya A'dan E'ye gidilebilecek en kısa yol maliyetlerini çıkartacak. Algoritmamız şöyle başlıyor. Öncelikle başlangıç düğümüne değer olarak 0 koyuyoruz. Bu başlangıç düğümüne gidiş maliyeti ve gidişin bir maliyeti olmadığı için 0 değerine sahip. Diğer bütün düğümlere gidiş maliyeti olarak sonsuz yazıyoruz. Çünkü diğer bütün düğümlere şu an erişimimiz yok. Sadece A düğümüne erişebiliyoruz. Ve algoritmamız erişim buldukça diğer düğümlere bu değerleri güncelleyecek. Örneğin algoritmanın ikinci aşamasında edge'lerin listesi çıkartılıyor. Bu graftaki edge'leri sırasıyla yazalım. Bu sıra aslında çok önemli değil ama algoritmanın daha hızlı anlaşılabilmesi ve algoritmadaki işlem önceliği, işlem hızı açısından A'dan başlayan edge'lere öncelik vereceğim. A, B, A, C. Daha sonra B veya C'den olanları yazalım. B, F, B, E, B, F, C, F, C, D, D, F ve D, E edge'leri. Gördüğünüz üzere 8 adet edge. Hepsini listemize ekledik. Şimdi Bell-Mumford algoritması bu listedeki bütün edge'leri sırasıyla dolaşacak. Örneğin ilk başladığımız edge'imiz AB olsun. A'nın değeri 0'dı, B'nin değeri sonsuzdu. AB edge'inden sonra B'nin değeri 2 olacak. Çünkü 2 değeri bunlardan minimum olanın üstüne eklenecek. Yani A ve B edge'lerin nodlarından biri 0, biri sonsuz değerinde. 2'yi 0 eklediğimizde 2, sonsuz eklediğimizde gene sonsuz oluyor. 2 mi küçük, sonsuz mu? 2. Dolayısıyla sonsuzu 2 ile güncelliyoruz. Benzer bunu listemizden silelim. AB'yi çünkü şu an işledik. Benzer şekilde AC için aynısını yapıyoruz. 0'a 1 ekleyince 1, C'ye yani sonsuza 1 ekleyince sonsuz. 1 mi küçük, sonsuz mu? 1. Dolayısıyla C'nin değeri 1 oluyor. Ve AC edge'ini de siliyoruz. Sonra B, E edge'i var. B'den E'ye gitmenin maliyeti 2. 2 artı 2, 4. 4 mü, sonsuz mu? 4. Dolayısıyla sonsuzun üstüne 4 yazıp B, E'yi siliyoruz. B, F'nin maliyeti 5. 2 artı 5, 7 yapar. Sonsuzun üzerine 7 yazıyoruz. B, F'yi listeden sildik. CF'ye baktığımızda değeri 1 ve 7 olan 2 tane düğüm var. 2 eklediğimde 3 ve 9 yapıyor. 3 küçük olduğu için bunun üzerine 3 yazıyoruz. Dolayısıyla CF'de gitti. CD'ye baktığımızda maliyeti 1 artı 1, 2 yapacak. Sonsuzun üzerine 2 yazıyoruz. DF'ye baktığımızda maliyeti 7, 2 artı 7. 9 yapacak. 4'ten büyük olduğu için güncellemiyoruz. DE'nin maliyeti 5, 3, 8 yapacak. 2'den büyük. 7, 3'ten büyük. Dolayısıyla 3 olarak kalıyor. Evet, grafımızın üzerinde bütün edge'lerin değeri çıktı. Yani D'ye varış maliyeti 2, C'ye 1, B'ye 2, F'ye 3 ve E'ye 4 olarak çıktı. Gerçekten bu graf üzerinde bu düğümlere varış maliyeti en küçük olarak bulunmuştur. Bell-Mumford algoritmasında görüldüğü üzere bütün edge'lerin üstünden sırasıyla geçtik. Ve bir edge'den bir kere daha geçmiyoruz. Dolayısıyla eğer grafta eksi değere sahip bir edge olsaydı, örneğin burası eksi 1 olsun. Eksi 1 olduğu zaman bu edge'den sadece bir kere geçilecek. Dolayısıyla tekrar tekrar bir cycle şeklinde, bir loop şeklinde değerler güncellenmeyecek. İşte normalde Dijkstra algoritmasında burası eksi 1 olsaydı şu 1 artı eksi 1 0 olacaktı. Sonra 0 artı eksi 1 burası eksi 1 olacaktı. Sonra eksi 1 artı eksi 1 burası eksi 2 olacaktı. Sonra eksi 2 artı eksi 1 burası eksi 3 olacaktı. Böyle sonsuza kadar değerleri güncelleyip gidecekti. Ama algoritmamız Bell-Mumford olduğu için bu değerler bu şekilde hesaplanmıyor. Bu edge'den bir kere geçiyor ve 1 artı eksi 1 burası örneğin 0 olacaktı. Ve grafta bu sıfır değeri bir kere hesaplandıktan sonra bir daha herhangi bir güncelleme olmayacak. Bir daha bu eksi bir sıfıra eklenerek burası eksi bir olmayacak. Bir olarak kalacak. Çünkü edge'den sadece bir kere geçmiş olacağız. Dolayısıyla Bell-Mumford algoritması Dijkstra'nın tersine eksi değer taşıyan graflarda da başarılı çalışıyor.